Herkese merhaba. Uzun zamandır bir günlük kullanım için hafif ve küçük bir süpürge arayışındaydım. Kargomuz geldi bugün. Kutu açılımını yapacağız. Bakalım inceleyelim neler varmış içinde. Hep birlikte görelim. Önceden kullandığım daha ağır ve yüksek emiş gücüne sahip yine bir toz torbalı süpürgem var. Ama günlük kullanıma hiçbir şekilde gelmiyor. Çok ağır. Kullanması çok zor, çok fazla güç istiyor. Ve günlük toza karşı alerjimiz olduğu için açmak zorunda kalıyoruz. Ve bu sefer de her gün açmak İnsanı çok yoruyor. Ben de hafif, kullanımı kolay, pratik ve emiş gücü yüksek toz torbalı, özellikle torbalı olmasını istedim. Çünkü torbasızların bakımı benim için çok zahmetli ve bana pratik gelmiyor. Benim için torbasını kaldırıp çöpe atmak her zaman daha kolay. Ve tatapata. Bakalım. Orada yere bir örtü serdim. Çünkü kargo dışarıdan geldi. Nerelere kondu, ne oldu, ne bitti? Alımız batmasın. Şimdi meyve bıçaksız olmaz. Meyve bıçağımızla açalım. Bu arada benim bu süpürgeyi tercih etmemdeki en büyük 3 etkeni söyleyeyim size. Ben bu süpürgeyi alacağım zaman ilk defa bir süpürge alırken bu arada çok fazla araştırma yaptım. Normalde bir süpürge alacağım zaman ben sevdiğim, beğendiğim, önceden de kullanmış olduğum bilindik markaların sitelerine girer, özelliklerine bakar. A markasına girdim diyelim. Oradan bakardım hemen özelliklerine. Benim özelliğimi karşılayan bir model alır. İşin içinden çıkardım ama bu sefer çok fazla araştırdım. Küçük, çekim gücü güzel, dayanıklılık vesaire derken bayağı bir uzun bir araştırma söz konusu oldu. Bu arada siz videoyu ilerletebilirsiniz. Ben çünkü yavaş yavaş ve inceleye açacağım. O yüzden bu süpürgeye karar kıldık. Bakalım bir başlığımız. Şöyle koyalım. Kullanım kılavuzu vesaire. Hortumumuz. Metal teleskobik boru. Başka bir şey var mı bakalım? Başka da bir şey kalmamış. Evet, ne diyordum? Bu süpürgeyi seçmemdeki en büyük 3 etkeni sizlere söyleyeyim. Birincisi HEPA 13 filtreye sahip olması. Bu benim için çok önemli bir kriterdi. Diğer süpürgemde de var. Kesinlikle dışarıya hiçbir şekilde toz salınımı, herhangi bir şey torbadan kaçan, motordan geçen hiçbir şeyi dışarıya bırakmamasını sağlayan tek seçenek HEPA filtre olması bir süpürgede ve bunda vardı. Ayrıca en çok bunda sevdiğim bir özellik, ben şu aparatı çok kullanıyorum normalde. Fırçasının direkt kullanım sapına entegre olması güzel düşünülmüş Philips'te. Onun harici bir de hafif olması. Sanırım 4,6, 4,7 kilo gayet hafif günlük kullanım için. Bakalım. Hemen şöyle içine bir bakalım. Burada
Şöyle gözüküyor mu? Dar başlıklı bir uç. Dar ağızlı bir uç, pardon. Tost torbası. Şu olayı ben çok seviyorum işte. Bu tost torbası, tost torbalı modellerde süpürgelerin tost torbasının takım yeri bu şekilde bir sistematik yapıldığında çok daha rahat girip çıkıyor. Çok daha kolay oluyor. Hemen bakalım. Evet, bu kadar. Basit. Kalemimiz var. Onları birazdan çalıştırdığımızda bakacağız. Ve evet. İşte asıl olay benim için buydu. HEPA filtre bu. Yıkanabiliyor. Yani bunda yıkanabileceği yazmıyor ama benim diğer süpürgemdeki yıkanabilen bir HEPA filtreydi. Ne varmış? Olmadı, değiştirilir. Eskidiği zaman. Şimdi bunun da altındaymış. Değişik bir sistemmişler. Genelde şurada oluyor ya, arka kısmında. Evet, bu tamamdır. Şöyle kenara alalım. Şimdi diğer parçalarımızı birleştirelim ve küçük bir test yapalım halıda. Bir de yine seçmemdeki etkenlerden birisi. Çok büyük bir etken değildi seçmem için ama yine de sevdim diyelim bu özelliği. Bu teleskopik borularda bu giriş ve çıkış kısımları, yani boruların birleşme noktalarında klipsli yapılmış. Bu güzel bir şey. Burada da şöyle bir girinti var. Şimdi hortumumuzu takalım. Evet ya, şu fırça işi çok güzel olmuş. Şöyle yakından göstereyim size. Çok aşırı yumuşak değil, aşırı da sert de değil. Güzel. İşte bu olay gayet kullanışlı oluyor. Çünkü diğerlerinde orada klips olmadığı zaman süpürme esnasında sap ve teleskopik boru birbirinden ayrılabiliyor. Bakalım. Bir de şuna çok takılmıştım ben internette. Buna 180 derece döndüğünü söylediler. Genelde 360 derece dönmüyormuş. Bakalım öyle mi? Evet. 180 derece dönüyor. Bu 360 derece dönmüyor. Olsun. Küçük ve gündelik bir süpürge içinde çok bir eksi sayılmaz. Şimdi kısaltalım ki siz de görün. Başlığımızı hemen al, başlık. Philips'teki başlıkları ben hayran oluyorum diyebilirim. Çünkü güzel başlık yapıyor. Kullanışlı başlıklar oluyor genelde modellerinde. Bakalım. Bu tril aktif olarak geçiyor. Evet. Üç yönlü bir çekiş sağladığı söyleniyor. Bakalım. Kullandıkça göreceğiz artık. Güzel. Şöyle gösterelim. Bunun da klipsiyle oturdu. Poşetlerimizi alalım. Kullanım kitapçığını da sonra okuyalım. Evet. Haydi bakalım, bir test yapalım. Şimdi kablosunun uzunluğuna da bakacağız. Örtüyü ben şöyle kaldırayım. Evet. Kenarda dursun o sonra. Şimdi kablosuna bakalım. Sanırım toplam kullanım alanı, evet, üstünde de gösteriyor, 9 metre. Fiş ucu ve başlıkla birlikte toplam çalışma yarıçapı 9 metreymiş. Güzel. Evet, kablosu da şöyle. Şimdi gelelim teste.
an en yüksek çalışma moduna. Bakalım. Şurada da böyle ekstra yemiş gücü ayarlama modları var. Sert zemin. Yine halı. Ve üşük çekim diyelim. Güzel. Fiyat performans ürünü. Tavsiye eder miyim? Şu an için edebilirim. Tabii kullandıkça deneyimlerimiz hangi yönde olur, nasıl olur? Şimdiden söylemek zor. Bakalım şu arkada oturtma yeri var mıymış? Şöyle. Evet. Güzel kompakt bir ürün. Denedikçe göreceğiz. Almadan önce araştırırken herhangi net bir inceleme videosu bulamadım. Ama bütün soru kalan kafamdaki soru işaretlerine rağmen yine de böyle bir karar verdim. Ve Philips'in süpürgelerinin içerisinde en çekiş gücü yüksek olan sanırım buydu, yanlış hatırlamıyorsam. Bundan daha üst modellerde bile çekiş gücünün daha düşükte olduğunu gördüm. Maksimum çekiş gücünden bahsediyorum. Bakalım kullandıkça umarım memnun kalırız. Umarım sizlere de yararlı ve faydalı, araştırmanıza katkı sağlayacak bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.